Ben Türkçe biliyorum ve şöyle bir iddiam var. Herhalde bu memlekette bu dili en iyi bilen bir veya iki kişiden bir tanesiyim. Öbürlerini boş ver. Dil öğrenmek, evlenmek, kuantum mekaniğini anlamak. Bunların künhüne varamadım. Bunların sırrını çözemedim. Bu bir muamma bunlar. Zorla oturturlar işte şunu oku bunu oku yapmıyordum. Sürekli gözüm dışarıdaydı. Herhalde ilkokul 4. sınıftaydım Ankara'da. Almanya'dan birisi bize ziyarete geldi ve bir atlas getirdi. O hayatımın dönüm noktalarındandı. Ankara benim için bir mahkumiyet dönemi oldu. Hayatımda ne sevmişsem Ankara'da o yok. Dağ sevmişim yok. Ormanı sevmişim yok. Denizi her şeyden önce sevmişim o yok. Babamdan ben bunu çok küçük yaştan itibaren gördüm. Kadına saygı göstermek ve saygıdan da öte bir huşu duymak. Çünkü en kutsal varlığımız annemizdir ve o da bir kadındır. Meslek okuluna verecekti babam o yılın sonunda. Kaydımı, her şeyimi yaptırmıştı Gazi eğitime Ankara. Bir Temmuz günü okula gittim. Nöbetçi müdürdü Hatice Hanım. Girince baktı bana. Hayrola dedi. Ne işin var burada dedi. Ben de ezile büzüle işte, hocam dedim. Babam beni Gazi eğitime yazdırdı. Beni de götürdüler, gösterdiler işte. Duvar öreceksin, bilmem tahtaları kıracaksın, oyacaksın, bilmem ne yapacaksın. Çatıyı aktaran bir işçi, usta, neyse. Bak oğlum dedi, göster, sen bu mu olacaksın dedi. Hocam dedim, o da hayatını alnın teriyle kazanıyor dedim. Ben sana alnın teriyle kazanmıyor demedim ki dedi. Ama oğlum dedi, sen onu beceremezsin dedi. Senin elin o işe yatkın değil dedi. Hocam benim işim neye, benim elim neye yatkın dedim. Hiçbir şeye dedi. Sen dedi kafan işliyor dedi. İlk defa ondan bu lafı, akıl varlığısın dedi. Peki dedim, ben bu aklımla ne yapabilirim dedim. Felsefe okursun dedi. Bitirir bitirmez ilk işim İstanbul'a kapağı atmak oldu. Ama üniversite okumayacaktım. Kesin üniversite okumayacaktım. Gemide iş bulup Norveç'e gidip kaptan olacaktım. Norveç'e geldim, kaptan olmaktan vazgeçtim. Kuzey Avrupa'ya, Norveç'e gittik, Oslo'ya kadar. Karanlık, soğuk, kış günü vardık oraya. Ben orada gemiden kaçacak ve kaptanlık okuluna yazılacaktım. Yarı yoldan döndüm. Niye döndüm sormayın bilmiyorum. Döndüm. Ürktüm herhalde. İstanbul'a dönüp felsefe öğrenimine ve biyoloji öğrenimine girdim. Felsefe öğrenmeye beni sevk eden kişi rahmetli coğrafya hocam Hatice Hanım oldu. Hiçbir zaman profesör falan olmak istemedim. Dediğim gibi
ne olmak istemediysem bana, beni Allah oraya itmiştir. Sopası yok derler. Mal gibi de sopası vardır. Hep o sopayı yemişimdir ben ondan. Felsefeyi bitirdikten sonra bana hocam, rahmetli hocam, doktora teklif etmişti. Tabii o vakitler ben evliydim. Yani çok hiçbir zaman evlenmek istemeyen adam daha üniversite birinci sınıftayken evlendi. Ben bütün üniversite tahsilimi, ondan sonra bütün işte doktoramı falan evliyken yaptım. Çocuk gürültüleri arasında oldu. Annemden, babamdan da öyle ama bilhassa annemden aldığım sadakat ve vefa. O kadar berbat bir şey ki bu. Ben bunun o kadar zararını gördüm ki hayatımda ve bir türlü de kurtulamadım bundan. Bütün evliliklerim, üniversiteyle, memleketle, karımla, onunla, bununla, hep Katolik evliliği olmuştur. Hiçbir yerden boşanamadım ve hep de boşanmak istemişimdir. Bir türlü üstümden atamadım yüklendiklerimi. Ve buraya kadar geldik. Artık bundan sonra toprakla evlenmekten başka bir şeyimiz kalmadı çok şükür. Fransız. O da başlı başına bir problemdi. Annem kesinlikle istemedi. Fransızdır diyemedi ama işte çok gençsin, daha olmazdı, sen yapamazsın bunu falan ama biliyorum ki kafasının arkasında Fransa düşmanlığı vardı. Babası orada vurulmuş ya. Kişiler gibi milletlerin de yatkınlıkları vardır. Bizim felsefeye yatkınlığımız yok. Üç aşağı beş yukarı, sıfıra sıfır, elde var sıfır.